Evet, çatalla kontrolünü yaptım ve benim yemeğim pişti. Şu an altını kapatıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine hayal gücümle ben baş başayız. Şimdi kendime göre farklı bir yemek yapacağım. Patlıcanla kaba birlikte kullanacağım arkadaşlar. Yemeğime bir bardak mercimeği pişirerek başlıyorum. Evet, mercimeği ocağa koydum. Şimdi buraya almış olduğum suya tuz atıyorum arkadaşlar. Ve öncelikle kabaktan başlayayım. Şöyle kabağı dörde bölüyorum. Ben kabağın hiç kabuğunu soymam. Bunları zaten yıkadım. Evet, şimdi patlıcanımızı da soyalım. Aynı işlemi onun için de yapalım. Ve ben videoyu hızlı çekimi alıp hepsini tamamlayayım. Bunlar tuzlu suda beklerken ben de sosunu hazırlayayım arkadaşlar. Tenceremin altını yakıyorum ve bir miktar zeytinyağı koyuyorum arkadaşlar. Zaten tuzlu suda ıslattığımız için patlıcan ve kabak kızartırken suyunu yağı çekmeyecek arkadaşlar. Yağı emmez. Isınan yağ şöyle bir kaşık kadar biber salçası ekliyorum arkadaşlar. Ve hemen üzerine 800 milim domates sosu döküyorum arkadaşlar, konserve. Evet arkadaşlar, bu muhteşem görüntüye şimdi çok az haşlamış olduğum, yani en fazla 3 dakika kaynamıştır, mercimeği ilave ediyorum. Ve arkasından karabiber, tuz ilave ediyorum. Ve şimdi altını kısıp birkaç dakika kaynamasını bekleyeceğim. Bu kaynarken ben patlıcan ve kabakları kızartmaya başlayacağım. Arkadaşlar, derin bir tencereye yağ koydum ve bunu sudan geçirdikten sonra sıkıp mutfak havlusuna alıp kuruttuğum patlıcanları ve kabakları şimdi kızartma tenceresine alıyorum. Arkadaşlar, şimdi kızaran patlıcan ve kabaklarımı bu muhteşem sosumun üzerine koyuyorum. Bunu çok fazla kaynatmadım. Çünkü zaten biraz da birlikte kaynayacaklar. Şimdi buradan alıp buraya koyuyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, güzelce bir yerleştirdiğim kabak ve patlıcanları sos tenceresine aldım ve şimdi altını yaktım. Kapatıyorum. Bir 10-15 dakika kısık ateşte bu şekilde pişecek. Evet arkadaşlar, bugün hayal gücüm çok güzel şeyler yarattı. Yani böylesine güzel bir yemek. Bugün ne yapsam diye düşünenler benim kanalıma bir uğrayabilirler arkadaşlar. Ben de değişik değişik fikirler, yemekler mutlaka olacaktır. Evet arkadaşlar, bende kalın, renkli kalın. Hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun. Hep böyle güzellikler içinde kalın.